aklındaki kişi senden hoşlanıyor mu? İşte uzunca bir süredir aklını karıştıran bu sorunun cevabını birazdan çözeceğin testin sonunda sana veriyoruz. Eğer hazırsan kağıdı ve kalemi al ve testi çözmeye başla. Onu ne kadar sıklıkla görüyorsun? Her zaman, haftada bir veya iki kez, çok fazla değil, arkadaşız. Süren başladı. Eğer cevabın A şıkkı ise 30, B ise 20, C şıkkı ise 10 ve D şıkkı ise de 40 puanı bir yere not edin. Peki hiç onu sana bakarken gördün mü? Evet, çok fazla. Bazen, hiç görmedim, bir kez. Süre başladı. A şıkkı 40, B şıkkı 30, C şıkkı 10 ve D şıkkı da 20 puan değerinde. Peki hiç seninle konuştu mu? Her zaman bir veya iki kez hiç konuşmadı, sadece selam verir. Düşünmen için süren başladı. Eğer cevabınız A şıkkı ise 40, B şıkkı ise 30, C şıkkı ise 10 ve D şıkkı ise de 20 puanı toplam puanlarınıza ekleyebilirsiniz. Konuştuğunuz zaman genellikle ne hakkında konuşursunuz? Konuşmuyoruz ki. Her konuda, okul ve ödevler birbirimiz hakkında. Bu soru için süre başladı. Eğer cevabınız A şıkkı ise 10, B şıkkı ise 30, C şıkkı ise 20 ve D şıkkı ise de 40 puanı toplam puanlarınıza ekleyebilirsiniz. Senden hoşlandığını düşünüyor musun? Evet, biraz. Evet, kesinlikle hoşlanıyor. Hayır, bilmiyorum. Süre başladı. A şıkkı 30, B şıkkı 40, C şıkkı 10 ve D şıkkı da 20 puan değerinde. Aşağıdaki cümlelerden hangisi onu en iyi şekilde tanımlıyor? Herkese karşı kibar ve saygılı, aslında herkes gibi, etrafında kızlar olduğu zaman biraz utangaç, şakacı. Süre başladı. A şıkkı 20, B şıkkı 30, C şıkkı 40 ve D şıkkı da 10 puan değerinde. Peki sen onunla konuştuğunda o genelde neler yapıyor? Gözlerimin içine bakıyor, göz teması kurmadan dinliyor, dinlemiyormuş gibi görünüyor, beni göz ardı ediyor. Sorunun cevabını düşünmeniz için size verdiğimiz süre başladı. A şıkkını seçtiysen 40, B'yi seçtiysen 30, C şıkkını seçtiysen 20 ve D şıkkını seçtiysen 10 puanı toplam puanlarına ekle. Bir kız arkadaşı, sevgilisi var mı? Evet ama uzakta. Bilmiyorum. Evet ve çok mutlular. Hayır. A 20, B 30, C 10, D şıkkı ise 40 puan. Peki hiç yanına oturdu mu veya yanına geldi mi? Her zaman yanıma gelir. Hayır, genelde farklı ortamlardayız. Hiç. Bazen.
A şıkkını seçtiysen 40 puan, B şıkkını seçtiysen 20 puan, C şıkkını seçtiysen 10 puan ve D şıkkını seçtiysen 30 puanı toplam puanlarına ekle. Şu ana kadar size kötü bir söz söyledi mi? Hayır, sadece bir kere söyledi. Dünyanın en kibar insanıdır. Evet, bazen söyler. A şıkkı 30, B şıkkı 20, C şıkkı 40 ve D şıkkı da 10 puan değerinde. Son soruyu da cevaplandırdıktan sonra sıra geldi tüm puanları toplamaya. Toplama işlemini yapabilmek için videoyu durdurabilir ve hesap makinesi kullanabilirsiniz. Eğer testin sonunda toplam puanın 100 ve 160 arasındaysa üzgünüz ama testi düşünerek çözdüğün kişi senden hoşlanmıyor. En iyisi bu aşktan vazgeçmen ve onu arkadaş olarak görmeye başlaman. Eğer test sonunda toplam puanın 170 ve 250 arasındaysa senden biraz hoşlanabilir. Aslında aklındaki kişi iyi bir arkadaş ve seni sadece arkadaş olarak görüyor ve seviyor. Ama bu ilerleyen günlerde sürpriz bir şeylerin olmayacağı anlamına gelmez. Eğer testin sonunda toplam puanın 260 ve 350 arasındaysa aklındaki kişi senden kesinlikle hoşlanıyor. Eğer şimdiye kadar çıkma teklifi etmediyse sen neden onu bir şeyler içmeye davet etmiyorsun? Emin ol, cevabı olumlu olacak. Eğer testin sonunda toplam puanın 360 ve 400 arasındaysa aklındaki kişi sana resmen aşık. Seni her şeyinle çok beğeniyor ve sana yakın bir zamanda açılacak. Çünkü sen onun hayallerindeki kişisin ve hayatının geri kalanını seninle geçirmek istemekte. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da yeni bulmacaları çözmek için karşındaki videolardan birini seçebilirsin. Kendine güvendiğin bir videoyu seç ve soruları çözmeye başla.